Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunusu. Değerli dinleyenler, HDP yetkililerine yönelik gözaltı ve tutuklanma son günlere damgasını vurdu. Bunlar neden oluyor? 6 yıl önceki bir soruşturma neden açılıyor? Ve neden kayyım geleneği devam ediyor? Bunları biraz irdelemek gerekiyor. Bu politikalar yeni ortaya çıkmış politikalar değil. Devlet politikaları maalesef 100 yıldır Kürt meselesi konusunda sürdürdüğü yanlışını, silahlı çatışmalar sonrasında yine devam eden mantığını devam ettirme yönünde. Kürt meselesini kendisi oluşturduğunu düşünmeyen bir devlet ve iktidar var karşımızda. Vatandaşlarını etnik durumuna göre ayrımcı bir muameleye tabi tutan ve bundan dolayı sorunların ortaya çıkmasına yol açan bir devlet ve bunu her gelen iktidarın devam ettirmesiyle beraber Türkiye yıllardır bir kaostan kurtulamıyor, bir kısır döngüden, bir girdaptan kurtulamıyor ve demokratik siyasetle Kürt meselesindeki yanlışlıkları çözmek isteyen partilere yönelik de saldırılar bitmek bilmiyor. HDP geleneğindeki partiler defalarca kapatılmıştı ve HDP de demokratik siyaset içinde yerini almak, mecliste ve yerel yönetimlerde kendisini temsil etmek istiyordu ve yönünü de Türkiye'lileşmeye çevirmişti. Kürt meselesini Türkiye'nin her yerine, karış karış her toprağına anlatmayı düşünen, herkesin sorununu bir parti olarak çözmeye soyunan bir anlayıştı HDP'nin anlayışı. Ama bütün bu Kürt meselesi ve Türkiye'nin tüm sorunlarına çözüm bulma anlayışı devlet tarafından ağır bir şekilde cezalandırmayla sonuçlandı. İktidarlar aracılığıyla devlet politikasının uygulandığını görüyoruz. 6 milyon oy almış ve kendisini demokratik siyaset içinde ispatlamış bir parti. Her kesimden temsilci var. Mecliste en renkli parti, her parti temsilci bulunduran bir parti ve demokratik siyaset içinde bir şeyler söylemeye çalışan, çok önemli çözüm önerileri getiren bir parti. Ama buna rağmen devletin kararı HDP'ye yönelik çok ağır hücumlar yapmak ve bir demokratik siyasete balyoz indirme politikası maalesef. Çünkü Kürt meselesi başka türlü çözülmez. Ne dağda çözülür, ne Kürt meselesi yok etmeyle çözülür. İnkar ve asimilasyon politikalarıyla da çözülmez. Çatışmayla da çözülmez. Ancak ve ancak demokratik siyasetle çözülür. İşte HDP bunu gerçekleştirmeye çalışıyordu ve her türlü bahane bulunarak çözüm süreci bitişinden sonra 5 yıldır HDP'ye yönelik çok ağır bir baskı operasyonu var. Halkın desteklemesi iktidarı, devleti daha da öfkelendiriyor ve bu ağır hücumu devam ettiriyor. Hukuk dışılığa da taşıyorlar. Her türlü hukuksuzluğa da başvurarak, yargıyı siyasetin bir manivelası haline getirerek bu uygulamaları devam ettiriyorlar. Binlerce yöneticisi cezaevinde olan, siyasetçileri, eski eş başkanları cezaevinde olan bir partiden bahsediyoruz ve devlet aklı bunları da yeterli görmeyerek 6 yıl önceki Kobani olayları dosyasını açıyor ve bir kez daha darbe indirmeye ve bu darbeleri daha da arttırmaya çalışıyor. HDP bu darbelerin sonunda kapatılmaya çalışılsa da bu mantıklı bir çözüm olamaz. Çünkü şimdiye kadar birçok parti de kapatıldı ve hiçbir çözüm olmadı. Bu tür saçma sapan bahanelerle Kobani soruşturmasını 6 yıl sonra açarak ve hatta
Ayhan Bilgen gibi Kobani soruşturması konusunda haksız tutukluğa uğrayarak Anayasa Mahkemesi'nden 20 bin lira tazminat kazanan bir belediye başkanını, halkın her kesiminin seçtiği, sevdiği bir belediye başkanını düşürmeye nasıl cüret edebildiler? Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü gerçekten Ayhan Bilgen Kars'ta HDP fikriyatını en iyi bir şekilde temsil eden bir insandı. Sadece Kürtlerden oy almıyordu. Türklerden, Azerilerden, her farklı kesimden oy alabilen bir siyasetçiydi. Gerçek anlamda sorunların çözümü için gayret eden bir siyasetçiydi, bir belediye başkanıydı. Anayasa Mahkemesi'nden bu soruşturma için tazminat kazandığı halde onu tekrar tutuklamaya cüret edebilen bir yargının hukukla hareket etmediği apaçık ortadadır. Siyasetin emriyle hareket ettiği apaçık ortadadır. Ayhan Bilgen ve 16 HDP'liyi tutuklamak büyük bir akıl tutulmasıdır. Çünkü bu demokratik siyasete yönelik bir hamledir. Bir yok etme ve inkar ve imha politikasıdır. Başka bir şey değildir. Yıllarca Kürtleri inkar ve imha ile yok etmeye çalıştılar. Başaramadılar. Şimdi de Kürtlerin ve diğer her demokrat kesimin oy verdiği HDP'yi yok etmeye çalışıyorlar. Kamu vicdanı da bu konuda nettir. Çünkü hani 6 yıl sonra bir soruşturmanın mantıksızlığı apaçık ortadadır. Bütün bunlara rağmen 20 gözaltındaki kişiden 17'si hakkında tutuklama kararı çıktı ve 300'üne de adli kontrol verildi. Biz bu kararların boşuna çabalar, boşuna çırpınmalar olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten kabul edilecek davranışlar değil. Kürt meselesi böyle zorbalıkla, çocukça işlerle çözülmez. Kürt meselesi devletin kendi yanlışını anlaması, oturup yanlışını düzeltmesi, anayasada eşit vatandaşlığı ikame etmesi, toplumu kucaklaması, ayrımcılık yapmamasıyla çözülür. En başta Kürt halkından özür dilemesiyle çözülür. Çünkü yıllarca yanlış yaptığı bu halka şimdi daha da fazla yanlış yaparak onları umutsuzluğa sevk eden bir devlet ve iktidar yapısı vardır. Ben dün Van'daydım. Van'da helikopterden atılan Servet Turgut'un kardeşi Naif Turgut'la konuştum. Düşünün, sapasağlam helikoptere bindirilen ve 3 gün sonra ağır bir travmayla kemikleri kırılmış bir şekilde hastanede bulunan ve daha sonrasında ölen bir insanın kardeşi yine bütün bunlara rağmen hak diyordu, hukuk diyordu, barış diyordu, kardeşlik diyordu, gelin beraber çözelim diyordu. Türk-Kürt ayırt etmeden gelin beraber çözelim. Karadenizlisi, Egelisi, Güneydoğulusu, Trakyalısı gelin hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız diyordu. Düşünün, kardeşiniz böylesine vahşi bir şekilde öldürülmüş ve siz onun taziyesinde yine barış mesajları veriyorsunuz. Ne kadar erdemli, ne kadar gerçekten özenilecek ve bu zalimane uygulamaları yapan kişileri utanç duyacağı bir sahnedir bu. Çünkü bu insanlara, bu halka bu kadar zulmetmişsiniz ve sonrasında bu halk yine size gelin beraber bir çözüm yolu bulalım, bir barış ve kardeşlikten başka bir çözüm yolu yoktur diyor ve siz bu erdemi, bu fazileti halen görmüyorsunuz. Bu uzatılan barış elini halen görmüyorsunuz ve bu kişinin kardeşinin taziyesine polis gelip milletvekilleri var diye, milletvekilleri konuşma yapıyor diye baskın yapabiliyor. Yani ortada bir cinayet var. Bu cinayet için bir soruşturma yok. Bu kişi vefat ettikten sonra bir
taziye veriliyor ve polis oraya baskın da yapıyor. İşte Kürt halkına yapılanla HDP'ye yapılan aslında çok farklı değil. Bu örnekte de gördüğünüz gibi HDP Türkiyeleşmeye rotasını net bir şekilde yıllardır çevirmiş. Son kongresiyle bunu tekrar deklare etmiş bir parti ve gelin hep beraber çözüm bulalım diyen bir parti ama müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Misalince 6 yıl önceki defterleri açıp da ben nasıl HDP'ye zarar veririm, tahrip edebilirim diyen bir devlet ve iktidar anlayışı maalesef Kürt meselesinde çözüm bulamaz. Bunları net olarak görmek lazım. Biz parti olarak sonuna kadar hukuki girişimlere devam edeceğiz. Bu tutukluklara itiraz edeceğiz ve bir an evvel arkadaşlarımızın serbest kalmasını isteyeceğiz. Ama çok iyi biliyoruz ki bu iktidar başta kaldığı müddetçe yargıyı bir sopa olarak kullanmaya devam edecek. Bu iktidarın baştan gitmesi, Anayasa Mahkemesi'ni bile kendisine tehdit gören bu iktidarın sadece Kürtlere değil, sadece HDP'ye değil, tüm topluma yönelik büyük bir zarar olduğunu, büyük bir tehlike olduğunu görüyoruz. Çünkü kendi faşizan baskıcı yöntemlerini bırakmayan iktidarın artık net bir şekilde şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi'ne yönelik eleştiren, tahkir eden, tahfif eden ifadelerinden sonra şimdi de Anayasa Mahkemesi yerine Divan-ı Ali adında işte sadece devletin âli çıkarlarının gözetildiği bir yapı kurulması önerisi aslında ne kadar iktidarın anayasanın üstünde işler yaptığını, anayasayı ayaklar altına aldığını ve anayasadan hazzetmediğini ve Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlarından ne kadar rahatsız olduğunu göstermesi açısından son derece önemli ve üzücü. Bütün bu yaptıklarıyla yetinmeyen ve kendisine göre faşizan yeni bir Türkiye, yeni bir beka anlayışıyla yeni bir Türkiye oluşturmaya çalışan Tayyip Erdoğan ve Bahçeli Cumhur İttifakı tüm muhalifleri yok etmeyi, Kürt meselesinde baskıcı zorba yöntemlerle sorunun çözülmesini isteyenlerin üzerinden buldozer gibi geçmeyi düşünüyor. Evet, 40 yıldır bunu düşünüyor. Başaramıyor. Mantık aramaya gerek yok. Mantıksızlık içinde olan bir iktidardan hala mantık arayanlar var. Ben buna şaşırıyorum. Mantıksızlığı kendisine ilke edinmiş, bodoslama, züccaciye dükkanına dalan filler gibi siyaset alanını darmadağın eden, ayaklar altına alan bir iktidar anlayışından bahsediyoruz. Buradan bir mantık beklemek mümkün değil ama biz mücadeleye devam edeceğiz. İnsan hakları mücadelesine devam edeceğiz. Kürdün de Türk'ün de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Halkların Demokratik Partisi de Türkiyeleşme konusundaki gayretine devam edecek. Demokratik siyasetten ayrılmayacak. Biliyoruz ki çözümün adresi demokratik siyasettir. Balyozu da o yüzden demokratik siyaset üzerine bindiriyorlar. Demokratik siyasetten ayrılmadan tüm bu zalimlerin zorbalıklarına karşı mücadele edip bir gün mutlaka bunu yeneceğiz. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.